Sulu tarımın yaygınlaşmaya başladığı Gümüşhane'de patates üretimi de her geçen gün artıyor. Ülke genelinde patates hasadının son günleri yaşanırken Gümüşhane'nin yüksek rakımlı ilçelerinde hasat tüm hızıyla devam ediyor. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen patates hasadı tarla günü etkinliği ile çiftçilere patates tarımıyla ilgili uygulamalar gösterildi. Köse ilçesine bağlı Gökçe köyünde bir üreticinin tarlasında yapılan tarla günü etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, il genelinde 20 bin dekarlık alanda ekilen patatesten 40 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi. Gümüşhane ile ilgili bilgiler veren Birşen, yaklaşık 150 bin hektar tarım alanının büyük bir bölümünün Kerkit, Şiran ve Köse ilçelerinde bulunduğunu belirtti. Devlet Su İşleri tarafından bölgede yapılan gölet ve barajlar sayesinde kuru tarımdan sulu tarıma geçilmeye başlandığını belirten İl Müdürü Birşen, sulama amaçlı yapılan göletlerin kullanılmaya başlamasıyla üretim deseninin zenginleştiğini ve çiftçilerin gelirinin arttığını söyledi. Gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması ilimizin temiz su kaynaklarına, kirlenmemiş toprakları olması sebebiyle aslında organik bir üretim söz konusu burada. Dolayısıyla patatesimizin ve diğer ürünlerimizin lezzeti, aroması, tadı bir başka oluyor. Üreticilerimiz de bu konuda pazar sıkıntısı yaşamamaktadır. Nevşehirli patates üreticisi Muhsin Altıntaş, 5 yıl önce patates tarımı için Gümüşhane'ye geldiğini belirtti. Tarla yönünden çok güzel. Burada tam patates yapılacak bir ortam mevcut. 5 yıldır bu işi yapıyoruz burada. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Ben Nevşehirliyim. Buradaki halka tavsiye ediyorum. Burada çok güzel çiftçilik yapılabilir. Çünkü devlet, Tarım İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri bütün imkanları halka sunmuş. Etkinliğin yapıldığı tarlanın sahibi Tamer Turalsa, 160 dönüm arazisinde 3 çeşit patates üretiminden 300 ton mahsul beklediğini söyledi. Patatesi çevre illere ve ilçelere pazarlıyoruz. Burada çevre köylerden de alıyorlar. Pazarlama sıkıntım yok.